Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Oldukça bereketli ve ekonomik bir tatlı yapacağım bugün. Çikolatalı, muhallebi, altında etimekli, lezzetli bir tarif olacak. Öncelikle bir paket etimeği borcama diziyorum. Birazcık araları boşluk bırakarak dizebilirsiniz. 1,5 su bardağı toz şekeri yapışmaz bir tavanın içine alıp ocağın üzerine koyuyorum. Şeker tamamen eriyene kadar böyle ara ara sallayarak, ufak ufak karıştırarak bekliyorum. Evet, bu kıvama gelince ocaktan ara sıra kaldırıp üzerine normal oda sıcaklığında 2 su bardağı kadar su ilave ediyorum. İlk başta böyle fokur fokur oluyor. Dikkat edin, dökerken eliniz yanmasın. Ocağın üstüne koyuyorum. Ara sıra çekiyorum. Kısık ateşte şeker tamamen eriyip karamelize renkli bir şerbet olana kadar ocakta tutuyorum. Bakın böyle içinde şeker kalıntıları var gibi. Bir süre sonra bunlar da eriyor, kalmıyor. Tamamen eridi tüm şekerler. Şimdi ben sıcakken bunları etimeklerin üzerine döküyorum. Bu kuru etimeklerde suyu çekince birazcık şişiyor, irileşiyor. O yüzden borcamı tamamen kaplamasına çok da gerek yok. Evet, etimeklerimi ıslattım. Şimdi muhallebinin yapımına geçiyorum. 1 litre sütün bir kısmını tencereye alıyorum. 3 yemek kaşığı mısır nişastası, buğday da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un ve 3 yemek kaşığı toz şekeri tenceremi alıp karıştırıyorum. Tamamen pürüzsüz bir karışım olunca sütün kalanını ekliyorum. Ocağın üzerine fokur fokur kaynayana kadar pişiriyorum. Bakın bu kıvama geldi. İçine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket toz vanilya ilave ediyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Muhallebim henüz sıcakken ıslanmış olan etimeklerin üzerine yayıyorum. Spatula ile düzeltip bu şekilde dolapta soğumasını bekliyorum. Dilerseniz oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz, aceleniz yoksa. Tamamen soğuyan muhallebinin üzerine bir çay bardağı sütle çırptığım bir paket krem şantiyi ilave edip onu sürüyorum. Krem şantiyi tamamen soğumasını ve donmasını bekliyorum. Biz bu sırada ganaj sosumuzu hazırlayalım. Bir paket süt kremasını kaynama noktasına getirdim. İçerisine bir paket sütlü ve bir paket bitter çikolata ilave ediyorum. Bu ganajı birçok tarifte kullanıyoruz biliyorsunuz ve çok lezzetli bir karışım oluyor. Bu tatlımın üzerinde de böyle bir çikolata sos kullanmak istedim. Kremanın sıcaklığıyla çikolataları eritip ben 1-2 saat dolapta beklettim. Bakın erimiş hali bu şekilde. Bu haliyle ben şimdi buzdolabına alacağım. 1 saat sonra dökeceğim tatlımın üzerine. Tatlım ve çikolata sosu ayrı ayrı bir şekilde dolapta 1 saat bekledi. Şimdi birleştireyim bunları. Çikolata sos durdukça katılaşacaktır. Daha fazla bekletmenizi tavsiye etmem. Öyle akışkan bir kıvamda tatlının üzerine sürerseniz kolaylık olur sizin için. Spatula yardımıyla düzeltiyorum. Tatlımı 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra şimdi dilimleme ve servis kısmına geçiyorum.
Dilerseniz bir gece de buzdolabına tutarsanız çok daha güzel bir kıvam alacaktır. Özellikle sosu tamamen donacaktır. Ben bu tatlımı bir yere götürmek için yapmıştım. Şimdi servisini getirdiğim yerde yapıyorum. Bu şekilde 20 dilim elde ettim. Bu büyük boy dikdörtgen borcamda oldukça bereketli oldu. Evet, bir dilim tatlıyı çıkarıp servis tabağına alıyorum ve çikolataya çok yakışan çilekle servisini tamamlıyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tarif ve videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.